Merhabalar arkadaşlar, Net Konteyner Prefabri'ye hoş geldiniz. Ben Metin Can. Bugünkü konumuz ikinci el konteyner nedir? İkinci el konteyner nedir arkadaşlar? Evet, arkamda durmakta olan konteyner bir ikinci el konteyner. Bu ikinci el konteyner hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü hazır eşeklerin üzerindeyken, ayakların üzerindeyken, altını görebiliyorken üzerindeki hilelerden bahsedeceğim. Yani buradaki yapıdaki sıkıntılardan bahsedeceğim. Arkadaşlar genelde bazı müşterilerimiz bize ikinci el konteyner almak istediğini söylüyor. Çünkü yaşam alanı olarak koyacak ama bütçe meselesi oluyor bazen. Bazen de işte uygun çözümler isteyenler oluyor. Ama şimdi ikinci el konteynerların genelde nerelerde kullanıldığını ve nerelerden çıktığını ben size önce kısaca bir tarif edeyim. Arkadaşlar ikinci el konteynerlar genelde şantiyelerin, müteahhitlerin, işçilerini yatırmak veyahut da belediyelerin zorunlu koştuğu şantiye başlangıcının yapılabilmesi için konteyner koyulması, üzerine işçilerin elbiselerini falan değiştirebilmesi için, elektrik su bağlanabilmesi için konteyner koyulmasını zorunlu koştuğu hallerde genelde şantiyelerin aldığı konteynerlar kullanım süresi dolduktan sonra, işlerini bitirdikten sonra müteahhitler satıyorlar. Bunlar ikinci ele düşüyor. Şimdi burada şöyle bir nokta var. İkinci el konteynerlar genelde şantiyelerden çıkıyor dedik. Bu şantiyeler, müteahhitler genelde piyasanın en ucuz, yani üretimden ilk alımda en ucuz konteynerlarını alıyorlar. Çünkü onlar başlangıç maliyetlerini önemsiyorlar arkadaşlar. Genelde ikinci el konteynerlar buradan çıkıyor. Birisi bağına, bahçesine veyahut da ev olarak kullanmak için aldığı iyi bir konteyneri, güzel yaptırdığı bir konteyneri kolay kolay satmaz. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Bunlar çok nadir denk geldiğimiz noktalar. Genelde ikinci el konteynerlar şantiyelerin kullanılmış konteynerlar oluyor. Bu konteynerlar da normal ev yaşam konteyner olarak üretilen, yani veyahut da piyasada kaliteli, bir tık daha pahalı olan konteynerlara nazaran çok daha kalitesiz veyahut da daha düşük yapıda malzemeden oluşuyor arkadaşlar. Bunlardan size kısaca bahsedeceğim. Şimdi bulmuş olduğumuz konteynerin şurada ana şasisini görüyorsunuz. Buradaki ana şasinin ben size bir ölçüsünü vereyim arkadaşlar. Adam 9,5 santimden bu şasenin yakasını, yani genişliğini, ana omurgasını oluşturan bölümü yapmış. Normalde burada kullanması gereken metal ST35 veya ST37 dediğimiz metal, demir, en az yakası 12 santim, yani 120 birim olması lazım. 120 birim yerine 95 birimle bu işi bu arkadaş çözmüş. Daha sonra gelin içeriye doğru bir gelelim. İçeriye doğru bir gelelim. Betopanda da çatlaklar görünüyor ama ondan birazdan bahsedeceğim. Şimdi şuradan yukarıya bakın arkadaşlar. Bakın şu aradan yukarıya doğru bakın. Bu aradaki boşluk nedir biliyor musunuz? Bu aradaki boşluk konteynerlarda farenin duvarlarda dolaştığı, farenin girdiği boşluk. Bu konteynerin içerisindeki duvarlara fareler girer, dolaşır, içerisindeki köpükleri öğütür. Eğer ki içeriye herhangi giriş bir noktası bulursa, bazen plastikleri kemirerek de bunu yapıyorlar, konteynerin içine fare girebilir. Bunun nedeni ne? Burada boşluk olması gerekmiyor. Aslında burada boşluk olmayacak. Buradaki şu gördüğümüz metal, ana çelik böyle içeriye doğru devam edecek. Şu betopanı altından tutacak ve buradaki boşluğu tamamıyla kapatacak. Yalnız arkadaşlar ne yapıyorlar? Burayı kısa tutuyorlar. Metalden kar ettiklerini zannediyorlar. Bir tık daha ucuza satabilmek için. Veyahut da işte daha çok kar elde edebilmek için. Artık orası satıcıya kalıyor. Burada boşluk bırakıyor ve buradan fareler içeriye istediği gibi rahatlıkla giriyor. Ve kullanılan demirlerin kalınlıkları. Arkadaşlar şuradaki profiller 40'a 80 dediğimiz profiller. Buradaki profilin en az olması gereken 15 birim, 1,5 milim diyeyim size. 20 birim, 2 milim bizim kullandıklarımız. Net konteynerin kullandıkları. Şimdi buradaki şu sesi duyuyor musunuz? Burada kullanılan 1 milim. 1 milim yani. Net konteyner 2 milim kullanırken buradaki arkadaşlar 1 milimle bu işi çözdüklerini zannediyorlar ama çözemiyorlar. Neden? Şimdi bunu araziye koyduğunuzda şuraya bir taş denk geldiğinde bu profil ince olduğu için böyle yamuluyor. Ve kullanılan betopan. Aslında bunun betopan da demek doğru değil. Şimdi betopan firmasını kesinlikle ayırmak lazım. Betopan aslında firmadır. Ankara'da bir firmadır. Bu işe adını veren firmadır. Kalitesiyle Türkiye'de ön plana çıkmıştır. Bunlar değişik yongalı levhalar diyelim arkadaşlar. Ama betopan türevi malzemeler. Başka firmaların ürettikleri. Şimdi siz görmüyorsunuz aslında. Bunları hiç gördünüz mü konteynerlarınızın altında? Siz kaplama malzemesini, muşambayı görüyorsunuz. Minefloyu görüyorsunuz. Bunun altında kullandıkları betopan kalitesiz olduğu için belli bir süre sonra böyle kırılmalara
yol açıyor arkadaşlar. Daha sonra sizin ayaklarınızın altındaki betopanlar kırıldığı için siz oraları yeniden tamir ettirmek durumundasınız. Ve bunun tamiri gerçekten çok zor ve çok maliyetli. Ucuz bir konteyner aldınız, cebinizden az para çıktığını zannediyorsunuz ama aslında ileride başınıza gelebileceklerden habersizsiniz. İnce profiller, ince şaseler, çatıda kullanılan sajların ince olması, yamulmalardan dolayı içeriye su akmaları, elektrik tesisatındaki yanmalar veyahut da arızalar. Bunların hepsi kullanılan malzeme ile ilgili. Yani şurada kullanılması gereken malzemelerin hiçbiri olması gerektiği gibi değil. Bu ne yapıyor? Üreticinin fiyatlarını düşürüyor. Bu adam satarken size daha uygun bir fiyatta teklifte bulunuyor. Daha uygun fiyata diyor ki siz de şöyle düşünüyorsunuz. Piyasada konteyner var 20 lira. Piyasada konteyner var 30 lira. Piyasada konteyner var 25 lira. Arkadaşlar hiç kimse parası, malını para kazanmadan vermiyor. Bu adam da para kazanıyor. Pahalıya satan da para kazanıyor. Özür dilerim. Pahalıya satan da para kazanıyor. Ama aslında işin sırrı maliyetlerde gizli. Yani kullanılan malzemenin kalitesi, kalınlığı, bunlar maliyetleri etkileyen unsurlar. Daha sonra böyle altındaki baktığımız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi gözden kaçırdığınız bir şey daha söyleyeceğim. Gerçi siz kaçırmamışsınızdır, eminim görmüşsünüzdür. Bunun altı neden bu kadar pastı? Bu konteyner yaklaşık 3-4 yıl kadar kullanılmış bir konteyner. Arkadaşlar şimdi biz şöyle söyleyeyim. Bir konteyneri boyamak için 7 kilo boya, 7 kilo astar, 1,5 teneke tiner harcıyoruz. Bunun bize yaklaşık maliyeti 1000-1500 lira civarında. Şimdi bu konteynerde insanlar nasıl yapıyorlar? Şimdi dış şasesini tekrar gösterelim. Dış şasesinin şuradaki bulunduğu bölümü sadece rüloyla boyuyorlar. Siz bu konteynerin altını görmediğiniz için ve bilgi sahibi olmadığınız için burayı rüloyla boyalıyorlar. Ondan sonra konteynerin geriye kalan bölümlerinde koruyucu bir boya astar olmadığı için buralar paslanıp çürüyor. Yani siz farkında olmadan konteynerinizin altı az zaman içerisinde çürüyor ve bunlar tenekeleşecek ve artık erimeye başlayacak demirler. Burayı boyaması da bir maliyet. Şimdi bu adam buraya 3 kilo boya, 1 kilo tiner harcadı arkadaşlar. Bunun yaklaşık maliyeti 60 TL. Şimdi 60 TL'lik maliyetle de bir konteyner yapabiliyorsunuz. Boya maliyeti olarak söyleyelim. 1000-1500 aralığında boya kullanarak da konteyner yapabiliyorsunuz. Sadece boyadaki aradaki farkı görebiliyor musunuz? Ama boya bu alanlara temas etmediği için demirleri koruyamıyor. Demirler korunmadığı için de çürüyor arkadaşlar. Şimdi diğer taraflarından da bahsedeceğim. Yukarıya çıktıkça aşağıda patlak betopanları gördünüz. Onlar içerideki tedavi edilmiş hallerini Emre eğer ki videonun kenarlarına koyarsa bunun kırılmış halleri de var arkadaşlar. Bunları da içerisine geçtiğimizde biraz sonra biz vincimizle konteynerimizi aşağı indireceğiz. Ondan sonra içerisine gireceğiz. İçerisine de ondan sonra da devam edelim diyorum. Evet arkadaşlar, vinçle biz şu anda konteynerimizi aşağıya indirdik. Biraz önce yukarıdaydı. Şimdi aşağıya aldık biz onu. Şimdi içine gireceğiz. Girmeden ufak detaylardan bazılarından yine bahsedeyim, değineyim. Ondan sonra hemen içerisine hızlıca geçelim. Emre size gösteriyor. Şu anda dokunduğum pencere bir Pimapen pencere. Tabi markası belli değil. Ama buradaki özellik arkadaşlar bu Pimapen pencere tek camlı. Yani kaliteli bir konteynerde bunun ısı camlı olması gerekiyor. Hatta ısı camın da bazı modelleri var. Isı camlı olması gerekiyor. Bu tek camlı bir pencere. Şimdi duvarlarda sajlar var. Duvarlardaki sajlarda burada zaten bir şeylere çarpmış şantiyede muhtemelen değdiğinden dolayı yamulmalar görüyorsunuz. Şimdi şurada ayrılan yerini size Emre biraz daha detaylı gösterebilirse kullanılan sacın metalin kalınlığı çok önemli arkadaşlar. Yani burada kullanılan kalınlık bu konteynerin sağlamlığını belirliyor. Fiyat ucuzladıkça bu sajlar inceliyor. Fiyat yükseldikçe bu sajlar kalınlaşıyor. Tabii bundan da emin olmanız lazım. Şimdi şaseyi gösterelim. Şase de boyasının çok düşük miktarda kullanıldığını söylemiştik. Zaten bunların da vermiş olduğu sebebiyle aşağıdaki çürümelerden, paslanmalardan görüyorsunuz arkadaşlar çok kısa sürede, çok kısa zamanda bu paslanmalar oluşuyor. Ve şu anda görmüş olduğunuz şu derinlik, parmağımla size gösterdiğim derinlik arkadaşlar, burası 2 santim. Şimdi şasede daha az metal kullanmak adına burayı dar tutmuşlar. Buradaki led konteynerini yapmış olduklarında 4 santim kullanılıyor buralar. Ve omurganın daha sağlam, daha güçlü olmasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Kapımız eski model kapılardan. Boyalı sajdan değil, siyah sacın boyanması usulüyle elde edilmiş bir kapı. Bu kapıda tabi doğal olarak boyasının yine zayıf olmasından dolayı çürümeler oluşmuş. Koldaki durumu zaten hiç anlatmama gerek yok.
Oraya hiç değinmeme bile gerek yok. Şimdi içeriye gireceğiz arkadaşlar. Şimdi içeri girmeden önce şimdi size gösterdiğim şu bölüm aşağıda altını incelerken gördüğümüz kırık bölüm. Buraya bir tane aşağıya düşmeyelim diye betopan plakası koyduk. Burada kullandığımız betopan plakasından dolayı burada rahatlıkla şu anda gezebiliyorum. Odaya girerken kullanılan kapı. Arkadaşlar bu kapılarda da şimdi bir sürü model var, fiyat var. Burada kullanılan kapı piyasanın en ucuz, en dandik diyebileceğim. Yani kapı bile denmez aslında ama işte kapımı adı kapı. Kapı olsun diye koyulmuş bir kapı. Şimdi aşağıdaki çeliklerin ince olduğundan bahsetmiştik profillerin. Bundan dolayı profiller aşağıdan yukarı doğru yamulmuş. Yamulduğu için de kapı şu anda yere sürtüyor. Şimdi önemli detaylardan birinden bahsediyorum. Zaten buralara bizim yamarken koyduğumuz betopanla yanındaki diğer betopanın levhanın arasındaki farkı görüyorsunuz. Şu ayağımı koyduğum yerdekiler eski betopanlar. Şu bizim yeni koyduğumuz parça. Burayı tedavi etmek amacıyla şimdi düşmeyelim diye koyduğumuz parça. Arkadaşlar konteynerin altında şimdi betopan, çelik profiller var. Çelik profillerin üstünde betopan ve bunun üstünde bir muşamba, mineflo denilen bir muşamba var. Şimdi bu muşamba bu konteynerin zeminine herhangi bir sağlamlık katmıyor. Sadece zemini örtme amaçlı kullanılan bir malzeme. Biz ne yapıyoruz? Net konteyner, prefabrik konteyner yapılarının hepsinde zemininde çelik kargas üzerine betopan uyguluyor. Daha sonra da kilitli laminat parkeler çakıyor arkadaşlar. Bu ne demek? Betopan artı kilitli laminat parke çift katmanlı bir zemin ve 14 artı 8 22 milim zemin kalınlığına ulaşıyoruz. Yani şu anki zemin kalınlığı şuradaki betopan zemin kalınlığı 13 milim. Net konteynerin kullanmış olduğu zemin kalınlığı 22 milim arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Yıllarca bizim konteynerlerimizin zeminleri alttaki çeliklerimizle kalın olduğu için kırılmıyor. Ama ikinci el bir konteynerde durum böyle değil kesinlikle. Ha ikinci el konteyner ben kimseye almayın diyemem. Şöyle alabilirsiniz ama bunun içinde bazı şeyleri göze almanız gerekir. Mesela zeminine ben bunun sonradan bir tedavi yapacağım. Bir laminat parke, kilitli parke döşeyeceğim diye düşünebilirsiniz. Ve şu anda duvarlardan bahsedeceğim biraz. Genelde piyasada sandviç panel denilen modeller ve içerisi plastik olan modeller, ucuz olan modeller. Bu da içerisi plastik olan bir model. Bu plastik PVC'ler arkadaşlar bizim sağlık açısından önermediğimiz ve bizim yapmadığımız modeller. Yani bizim kendi firmamız şöyle düşünüyoruz. Kendimiz kullanamayacaksak, kendimiz içerisine çoluğumuzu çocuğumuzu oturtturamayacaksak biz bu ürünü üretmiyoruz. Yani bize böyle bir ürün yap deseniz de yaptıramazsınız. Yapmadık bugüne kadar arkadaşlar. Bundan sonra da yapmamayı düşünüyoruz. Şimdi neden? Bizim için sağlık açısından bunun zararları var. En basitinden burası bir ofis olarak kullanılmış olabilir. Buradaki plastikler sürekli statik elektrik oluşturur. İçerisindeki hareketlenmeye bağlı olarak. Bu zaten bunun bir testi vardır. Kollarınızı tuttuğunuzda üzerindeki tüylerin plastiğe doğru çekildiğini görürsünüz. Bu insanı sürekli strese sokar ve sinire sokar. Siz bunun farkına varmazsınız. İkinci bir boyutu, hava sürekli sirküle olur, hareket eder. Yukarıdan aşağıya doğru, sıcaktan soğuğa doğru hareket eder ve bu hava bu duvarların hepsine sürtünür. Sürtünen havayı, plastikle sürtünen havayı siz sürekli burada yaşarken ciğerlerinize solursunuz. Bu da ikinci bir boyutu. Bunun birçok boyutu var. Ta o kadar detaylı girmeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi burada zaten belli bir elektrik arızası sıkıntısı oluşmuş. Oradan dolayı burayı bir körlemişler arkadaşlar. Görüyorsunuz burayı bir çarpılma olmasın diye kapatmışlar. Bunlar bu tip konteynerlerde olabilecek olağan sıkıntılardan size kısaca şöyle bir bahsettik. Şimdi burada bir mutfak dolabı kullanılmış. Bu teneke evyeler aslında krom olması gerekiyor. Açık konuşayım bizim kullandıklarımız da krom değil. Biz mümkün olduğu kadar müşterilerimize iyilerinden yani taş, mermer vesaire yaptırmaları veyahut da bizim yapmamız yönünde uyarılarda bulunuyoruz. Ama bu kadar da dandirik kullanılmaz. Zaten kullanan arkadaşlar da genelde şantiye ortamında biraz pis kullanıldığı için bu da MDF değil de dolaplar sunt olduğu için biraz daha dağılmış arkadaşlar. Şimdi genel hatlarıyla ikinci el bir konteynerin nereden çıktığını, nasıl bir durumda olduğunu, hangi materyallerin kullanıldığını gördünüz. Şimdi duvarlardaki plastiklerin bir handikapı da duvarlara bir şey asamazsınız, bir şey monte edemezsiniz durumu var arkadaşlar.
Ancak çivileye batırıp askı olarak kullanabilirsiniz. Şuradaki elektrikteki zaten oradaki demiri Emre gösterirken ben de şu elektriği gösteriyordum size. Bakın burada da kullanılan kablonun prizin kalitesizliği oradaki yanmaya sebep olmuş. Ondan sonra da değiştirilmiş. Değiştirildikten sonra da yine tekrar bir sıkıntı oluşmuş. Şimdi elektrik sistemi bu tip yapılarda çok önemli. Çünkü duvarların içerisinden geçiyor kablolamalar. Ve bu kabloların içerisini köpüklerle dolu, köpüklerin arasından geçiyor. Herhangi bir yangına Allah göstermesi sebebiyet vermemesi lazım. Sigorta sistemi marka olarak tam yaklaştırma Emre ama yani biz Siemens kullanıyoruz. Net Container Prefabrik, Siemens'in sigortalama sistemlerini, Legrand'ın anahtar priz gruplarını kullanıyor. Bunun gibi bazı şeyler bizim için kapılarımızda kilit olarak kaleyi kesinlikle tercih ediyoruz. Bunun gibi bizim için olmazsa olmazlarımız var. İkinci el konteynerları da böyle çok yerden yere vurdun demeyin bana. Çünkü şöyle söyleyeyim, daha üstüne çıkmadık bile. Bunun üstündeki ısı yalıtımını siz görmediniz bile. Üstündeki sacın kalınlığını da bilmiyorsunuz. Ama ben bunları yıllardır artık hayatım konteyner oldu. Hepsini yaşayarak, bir bir görerek, gözlemleyerek, kimi zaman tamirlerde, kimi zaman gittiğimiz yerlerde parçalanmışlarını da gördüm. Hepsini artık yapanları biliyorum, nasıl yapıldıklarını biliyorum. Bunları sizi uyarmak için söylüyorum. Yani ille de alacaksanız şöyle yapın. Yani ben size şunu uyarayım. En azından zeminine bir laminat kaplayın. Duvarlardaki plastiklerden veyahut da işte sandviç panelse içerideki tenekeden. Çünkü o tenekenin hava alıp verme özelliği yok arkadaşlar. İçerideki ağzınızdan çıkan kirli hava bazı noktalarda damlacık olarak geri dönecek size zaten. Emme özelliği de yok. Yani sağlık açısından önemli bunlar. En azından duvarlarınızı alçıpanlarla kaplayın ki birazcık olsun sağlıklı bir ortama dönüştürebilin diye size öneride bulunabilirim. Size nacizane kendi bilgilerimden aktarmaya çalıştım. Kendi firmamı da sadece burada övmek maksatlı yapmak istemedim bunu ama başkalarıyla mukayese edemediğim için kendi yaptıklarımla mukayese etmeye çalıştım. Takdir tabii ki sizin. Danışmak istediğiniz bir nokta olursa bizim telefonlarımız her zaman açık arkadaşlar. Şu anda da zaten aşağıda belirli. Yani biz her şeyi para ve satış odaklı görmüyoruz. Biz insanlara elimizden geldiğince yardımcı da olmaya çalışıyoruz. Bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bu bize hiçbir şey kaybettirmedi bugüne kadar. Hep kazandırdı. İnşallah bundan sonra da kazandırmaya devam edecek. Size iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.